Merhaba sevgili YouTube Katıl ve Haddini Aşk Grubu üyeleri. Bir aradan sonra yeni bir hisse senedinde beraberiz. Bu arayı neden verdik? Bilanço dönemiydi. Ve Amerikan borsaları çok sert hareketler gösteriyordu. O yüzden bilançolara ve borsalardaki hareketlere odaklanmayı tercih ettim. Ama yeni hisse senetlerine dönüyoruz ve bugün ilginç bir bölümle beraberiz. Henüz halka açılmamış, Eylül ayı içerisinde halka açılması büyük bir heyecanda beklenen ARM'dan bahsedeceğiz. ARM neden çok önemli bir halka açılma? Çünkü birisi çok büyük. 70 milyar dolar civarında değerleme bekleniyor. Her Herhalde şimdiye kadar yapılmış en büyük halka açılmalardan bir tanesi olacak bu çerçevede. İkincisi ARM Mikroçip Endüstrisi'nde. Mikroçip Endüstrisi'nde Nvidia, AMD olan bir taneleri biliyorsunuz çok heyecanlandığımız çok büyük fırsatların yaptığı bir alana benziyor. Üçüncüsü arkasında SoftBank diye tuhaf bir yatırım kuruluşu var. Çok tartışmaya açık bir yatırım kuruluşu ve onun ünlü kurucusu biraz sonra bahsedeceğiz bu detaylardan. Şimdi i̇şte bütün bunlar bir yere gelince de ARM hakkında konuşmamak olmaz. ARM'ın halka açılma sürecine katılıp katılamayacağınızı yatırım şirketinizle konuşmanız gerekiyor muhtemelen Türkiye'deki arkadaşlar katılamayacak ama yurt dışında işlem yapanlar belki katılabilirler. Öte yandan halka açılmaya katılıp katılmamakla o kadar önemli değil. Halka açıldıktan sonra ne yapacağız? Portföyümüze alacak mıyız? Nasıl görüyorum bu çok önemli şirketi? İşte bütün bunlardan bugün bahsedeceğim. Hocam ben videonun gerisini izlemek istemiyorum. Sen bize bir özetten söyle ben halka açılmaya da katılmayacağım. İlk bilançoya kadar en azından hisse senedi de almayacağım. Çünkü bazı şüphelerim var. Sebeplerini şimdi detaylıca anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. ARM bir İngiliz şirketi mikroçip tasarımı üzerine uzmanlaşmış durumda ve çok beğenilen bir şirket aslında. Özellikle mobil endüstride ARM'ın çipleri çok tutuluyor. Neredeyse satılan her 100 telefonun 95'inde ARM tarafından tasarlanmış mikroçipler var. ARM nasıl para kazanıyor? Tasarladığı mikroçiplerden lisans hakları üzerinden para kazanıyor. 2.7 milyar doların üzerinde bir cirosu var ve bunun üzerinden 524 milyon dolar da kar elde etmiş. Ama ciroda küçülme var. Bir önceki yıla göre %1 civarında yine karlılıkta da küçülme var. Fakat bu açıkçası arma özel değil pek çok mikroşip şirketinde Mart ayı bilançolarında benzer sonuçlar görmüştük. İşin ilginci Apple'da ARM'ın en büyük müşterilerinden bir tanesi ama tarihçileri daha eski. Apple ARM'ı hem cep telefonlarında hem kulaklıklarda hem iPad'lerde hem saatlerde kullanıyor. Ama tarihçileri daha eski dedim çünkü Apple ARM'ın kurucu ortakları arasında hatta yanılmıyorsam %45'e yakın hissesi varmış bir zamanlar. Daha sonra ARM'ı satıp Next'i satın alıyor. Hatırlayanlar vardır belki hikayeyi. Steve Jobs Apple'dan atıldıktan sonra Next'i kurmuştu. Onu geri alıyor Apple. Bunun da Apple'a çok faydalı olduğunu biliyoruz. Çünkü bir yandan Next'in açık sistemi sayesinde kendi işletim sistemlerini değişiyorlar. Bir yandan da Steve Jobs'a geri kavuşuyorlar. Steve Jobs'a Apple'a katıldıktan sonra ARM mikroçiplerini çok yoğun kullanıyor. Bugün de en ileri Apple işletim sistemlerinde yine ARM'ın çipleri var. ARM çiplerin üstünlüğü daha az enerji tüketiyor olmaları. Tasarımsal bir özellik bu. Bu sayede hem soğutmaya ihtiyaç duymuyorlar hem de daha küçük ve hafif oluyorlar. Bu nedenle de mobil endüstride çok tercih ediliyorlar. Aynı zamanda Nvidia veya Intel gibi şirketlerin hizmet verdiği data center'larda yani veri merkezleri Üzerinde de arm çipleri kullanılıyor. Buraya özgü CPU'lar üretiyorlar. Hatta ürettikleri CPU'lar Intel'in geleneksel CPU'larından daha iyi olduğu için epey de tercih ediliyorlar. Intel de bu duruma uyanıyor. Intel biliyorsunuz kendini artık bir üretici şirket gibi konumlandırmaya çalışıyor yeni fabrikalarla. Bu nedenle ARM ile bir anlaşmaya varmışlar ve birlikte çip üretecekler. Ayrıca belki Intel ARM'ın halka açılışına da hisseder olarak katılabilir. Bunların dışında ARM Google'la ve Amazon'la beraber de çalışıyor. Amazon'un belli mikroçiplerinde ARM altyapısı kullanılıyor. Google'da da öyle. Hatta Amazon'un da ARM'ın halka açılışında bir rol alabileceği ve bu iş için kenara 10 milyar dolar civarında bir para ayırdığı da konuşulan arasında ve son olarak Nvidia da ARM'la işbirliği içinde hatta Nvidia 2021 yılında ARM'ı satın almaya çalıştı 40 milyar dolara yakın bir fiyata fakat o dönemde tekelleşmeyle ilgili bir takım sıkıntılar çıktı regülatif dertleri aşamadıkları için de vazgeçtiler. ARM'la ilgili bir başka enteresan nokta da aslında 2016 yılına kadar zaten halka açık bir firma. Daha sonra SoftBank ARM'ı satın oluyor ve halka kapatıyor. 32 milyar dolara almışlar o dönemde. Yakın zamanda ARM yeni bir yatırım daha alıyor. O yatırımda da ARM'ın değerlemesi 64 milyar dolar gibi ortaya çıkıyor. İşte bu halka açılmada da 60-70 milyar dolar aralığında bir hedef var. Tabi bu arada SoftBank'in pek de başarılı olmayan bir yatırımı bu. O dönemde Nvidia ile almaya çalışmışlar ama Nvidia'yı alamamışlar. SoftBank'in kurucusu Masayoshi San çok tartışılan girişimlerden bir tanesi. Neden tartışılıyor? Bir Amerika'daki WeWork skandalının ortaklarından bir tanesi. WeWork bizdeki ofis kiralama sistemlerine benzeyen bir yapı. Bunu halka açtılar. Şirketin şu anda ekranda görüyorsunuz halka açıldıktan sonra değeri neredeyse sıfıra inmiş durumda. CEO'nun içeriden epey para çaldığı öğrenildi. Softbank ona davalar açtı falan rezalet bir süreçti. Yine Softbank Uber'i de halka açan firmalardan bir tanesi. Uber'de de yine bir sürü skandal patlamıştı. Belki hatırlayanlar vardır. Eski CEO'nun işte cinsel tacizden şirketin fonlarını kötü yönde kullanmaya kadar bir sürü hakkında delikodu çıkmıştı. Ve Uber'in siyasi o dönemde atıldı. Bugün çünkü CEO geldi. Uber'in değeri de halka açıldığı günden beri neredeyse hiçbir yere gitmedi. Yani işin içerisinde SoftBank varsa biraz dikkatli olmakta fayda var. Masayoshi Son ve SoftBank'in bir büyük başarısı var. Alibaba. Alibaba'ya erken aşamada bir yatırımcı oldular. Halka açılmaktan büyük para kazandılar. Fakat o gün bugündür para kaybediyorlar ve SoftBank'in armı bu kadar ileriye itmesi sebeplerden bir tanesi olarak da borçlu olması ve bu halka açılma sayesinde borçlarını ödeyebileceği iddiası var. Arm'la ilgili pek hoşlanmadım başka bir konuda Arm China Arm China deyince sanki hani Arm'ın Çin ofisi gibi değil. Tamamen bağımsız bir şirket ve Arm Çin'deki bütün satış haklarını, lisans haklarını Arm China'ya devretmiş. Ana Arm'ın Arm China'daki ortaklığı sadece %4.8. Arm China'nın ortakları arasında kim var tahmin edin. Softbank var elbette. Ve Softbank bazı Çinli yatırımcılara satmış hisselerini. Orada bazı kavgalarına döndüğünü biliyoruz. Bir önceki CEO bayağı kavga gürültüyle atıldı. Davalar açtı vesaire. Hiç de hoş değil. Ve Arm halka açılma prospektüsünde diyor ki benim Ciro'mun %24'ü aşağı yukarı Çin operasyonundan geliyor. Yani bu tabii çok rahatsız edici bir şey. Çünkü Arm dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi olan Çin'i bir alt şirkete teslim etmiş. Onun üzerine pek kontrolü yok. Kontrol olan ekip Softbank. Softbank zaten bu halka açılmayı yönetiyor. Yani ben böyle ilişkilerden pek hoşlanmam. Hele işin içine işte Softbank gelince. Bu da biraz bana karmaşık geliyor açıkçası. Prospektüsü okuyanlardan aktarıyorum bir yorumları size. 140 sayfaya yakın bir prospektüs var. Tamamını okuduğumu söyleyemeyeceğim. Softbank tabi burada kötü bir yatırım yapmış. Öyle söylüyordum. 31 milyar dolara almışlar şirketi. En iyi ihtimalle 70 milyar dolara satsalar 2016'dan bu yana ancak %100 civarı bir kere elde etmiş olacaklar. Açık o dönemde Nvidia'ya veya herhangi bir, bir şirkete ortak olsalardı teknoloji alanında. O yüzden Softbank'in bu şirketi satmak konusunda çok hırslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet şirketle ilgili şüphelerim bunlar. Çin ve arkasında bütün bu operasyonun Softbank olması. Softbank'in daha belki halka açılmalarında birer skandala dönüşmüş olmasına hiç hoşlanmıyorum açıkçası. Ayrıca bu Çin operasyonunun ARM'ın en büyük müşterisi olması. Neredeyse John'un %24'ü yine hoşuma gitmeyen bir faktör. Öte yandan Nvidia, Amazon ve Intel'in buraya ortak olarak geliyor olması. Apple to <laughs> them bu şirketin en büyük müşterilerinden bir tanesi olması rahatlatıcı. Burada tabii asıl mesele şirket bu parayı eder mi etmez mi? Ben bunu hesaplamak, ölçmek, biçmek istemiyorum. Halka açılsınlar, bir 3 ay kadar işlem görsünler sonra bakalım. Bir bilanço görelim. O bilançoda Amerikan sermaye piyasası kurallarına uygun olarak bütün raporlamalarını yapsın. Bütün analistler bu şirketi satır satır çalışsınlar, işlesinler. Nerede ne sorun var bunları bir anlayalım. Bir de yapay zeka tarafında ARM ne yapıyor? Bu konuda biraz belirsiz. ARM daha ziyade mobil cihazlar için CPU ve altta serverler için yine CPU üretiminde var. Nvidia'nın şu anda büyümekte olduğu GPU üretiminde yok. Ve yapay zeka ile ilgili ne yaptığını tam anlamış dilim açıkçası şu ana kadar. Uzun lafın kısası toparlamak gerekirse evet heyecan verici bir halka açılma. Başarı gitmesini çok istiyorum. Neden? Piyasanın geneline de bu iyi gelir. Ama çok fazla risk var. Ve ben Softbank gibi daha evvel iki rezilin içinde bulaştığı net olarak bilinen çok borçlu. Ve belki de bu değeri biraz şişirmeye çalışarak satan bir şirketin her dediğine şüpheyle bakarım. Ama baktık ki hakikaten Amazon, Nvidia, Intel, belki Apple geldi buraya ortak oldu. Arada 3 ay geçti. İlk planço geldi. Her şey harika. O zaman uzun vadeli yatırım portföyümüze alabiliriz. Evet. ARM'la ilgili durum bu. Maalesef ARM'la ilgili detaylı bir planço çalışması şu anda yapmıyorum. Çünkü henüz Seeking Alpha'ya yüklenmiş değil verileri. Ama analist yorumlarının çoğunu okudum. Pek çoğu da benim gibi biraz bekleyin diyorlar. Halka açılmalardan ben daha evvel hep ağzı yanmış bir insanım Amerikan halka açılmalarında. Çünkü o halka açılma dönemi öncesine kadar yatırım yapan şirketler bir önce paradan alıp gitmek istiyorlar. Epey bir YouTuber vesaire satın alıyorlar. Epey bir analist satın alıyorlar. Fiyat bir şişiriliyor. Milletin eline satılıyor bundan. Ondan sonra düşüşler yaşanabiliyor. Biraz bekleyin. Bir ilk bilançoya görelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz diye düşünüyorum. Öte yandan fırsat da olabilir tabii. Ama biraz daha kumara yakın bir fırsat. O kararı size bırakıyorum. Armda durum bu. Sevgiler, saygılar, sorularınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum.